İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden birisini, ülkenin göz bebeğini yönetiyorum. Ama onlar şöyle bakıyorlar bugünün iktidarı, eğer benim partimden değilsen sen yoksun. Ve benim partimden değilsen, hatta sen yoksunun ötesinde ne yazık ki düşmanca tavırları bile görebiliyoruz. Evet, hani neredeyse kalkıp televizyonda topal ördek denmesi, sen 13 bin oyla seçimi kazandın mı zannediyorsun denmesi. Yani halbuki mesele nedir? Bir oyla bile kazanabilirsin. Ama işte 13 bin oyu beğenmeyen 806 bin oyluk tokatı yer. Şimdi bu tabii demokrasi tokadı iyi bir tokattır. İnsanı kendine getirir. Ama bu arkadaşlar kendine de gelmiyor. Diyor ki illa ikinciyi de yiyelim. Onun zamanı yaklaştı. Tabii burada şunu söyleyeyim. İnanın başkanımız şöyle düşünüyordur. Uyumlu çalışsak Allah bilir ben daha neler yapardım diye düşünüyordur. Ben de öyle, inanınız öyle. Bazı engellenen meseleleri düşünüyorum. Katlardık hizmetlerimizi, katlardık. Kim kazanırdı Allah aşkına? Şimdi halk kazanırdı. Başkanımız burada belli bir oy oranıyla seçildi. Peki insana ayırt ediyor mu? Edebilir mi? Mümkün değil. Burada esnafı gezerken sen şu partiye oy verdin, sen bu partiye oy verdin diye ayrımcılık yapabilir mi? Çocuklarımıza bir destek sunarken senin ailen şu partiden, senin ailen bu partiden diyebilir mi Allah aşkına? Bu hangi vicdana sığar? Halbuki biz inancımız gereği insanı Yaradan'dan ötürü severiz. İnsan olduğu için severiz. Böyle bir anlayışa sahibiz. Söz inanca gelince mangalda kül bırakmıyoruz ama uygulamaya gelince nafile, boş. Olmaz. Olmaz. Ahlak çok önemli, erdem çok önemli.